not ransom to this time. In a bar where a fat lady reigns supreme, come in and drink with a false name. In circus clothes, forget their game. They are just zombie bodies caught in the glow of the TV screen. Just forget it. Forget it all. Vardı. Babam vefat ettikten sonra aile biraz sarsıldı. Rahmetli annem beni aldı. 1936'da Lefkoşa'ya geldik. 37'de Yeni Cami Okulu'na kaydolduk. Efendim, o yaştan itibaren içimde dini konularda çok bir merak vardı, saygı vardı. Sarayönü Camii'nde rahmetli hocam Salih Efendi bana babalık yaptı, terbiye gösterdi. Bir böğüğünle yolda yürürken adımını nasıl atacağını öğretti. Bir ara, o zaman tabii soy isim pek yoktu. Bir defasında bana dedi, Tahtelgale Camii'nin müezzininin ismi Ahmet. Ömeriye Camii'nin müezzininin ismi Ahmet. Sarayönü Camii'nin müezzini sen Ahmet. Sana gel bir soy isim koyalım dedi. O zaman güzel ezan okuduğum için gür ses dedi. Hocamı kıramadık. Tamam dedim, kabul ettim. Gür ses olarak herkes bizi biliyor. Her alay değişeceğinde, Kıbrıs'a alay geldiğinde kurban kesilirdi. İmam Ahmet Efendi, efendim Ali, müezzin Ali, bu da bendeniz. Bu da Selimiye Camii'nin avlusunda çekilmiş. Bu benim, bu müezzin Hüseyin Efendi. İmam Mehmet Recep Efendi, kardeşi Halil. Bir şehidin merasimidir bu. Bu 1958'de 3-4 tane şehit vermiştik. Gimle Caddesi bu. Her 9 Mart'ta Vaf'a giderdim. Vaf şehitliğinde burada dua yapardım. Burada çoğu vefat etti. Elçi vardı, Denktaş Bey burada. Efendim
Fazıl Küçük Bey burada. O 21 Temmuz şehitlikte koku yaptığı için şehitler o sıcakta maske istedik hastaneden. Bize maske verdi, burnumuza koyduk. Aziziye Türbesi'nin şeyhi, yani Aziziye Türbesi belediye bazarının içinde olan türbenin şeyhiydi. Orada alay müftüsü yatıyor. Orayı ziyaret ettiniz mi? Alay müftüsü. Bu da lalası. Bahsettiğim gibi belediye pazarı kapalı olduğundan bu taraftan, bu yoldan gelirlerdi cemaat. İyi kalabalık olurdu. Buranın görevlisi tabur imamı Ahmet Efendi tarafından zikir yapılırdı ve kılıncın üzerine yatırdı, kılıncın üzerine basardı. Tabii zikir yapılırken ve güzel bir gece olurdu. Bilhassa ekseriyetle cuma geceleri burada toplanılırdı. Normal eğitiminizi tamamladıktan sonra veya eğitiminize devam ederken eski Türkçe, daha doğrusu Arapçayı okumayı öğrendiniz yoksa? Ben pratik olarak hocam Salih Efendi'den ders aldım. Bütün her şeyi oradan öğrendim. Salih Efendi'den. Peki sizin akrabalarınızdan herhangi birinin şeyi var mıydı? Yani bu hocalık olarak herhangi bir meşguliyeti var mıydı? Vardı tabii. Bafta, Baf kasabasında resmini göstereceğim. Hoca Salim Efendi 80 yaşında öldü ve sesini mezara götürdü. O zaman hoparlör olmadığı için ezanı minarede okurlardı. Ve Rumlar dahi gelir, minarenin altında durur, onu dinlerdi. Peki ilk 1949'da başladı. Başladı, evet. 49'da nasıldı Türk cemaati, cemaat doğdu? O zaman o dediğim devrelerde daha güzeldi. Dine bağlılık daha güzeldi. Efendim, eski Ramazanlar başkaydı. Eski Ramazanlarda o zaman tabii şey yok, elektrik yok. Kandil yanardı. Zeytinyağından yapılmış. Ve minarelerin şerefesine kandiller asılırdı, toplar atılırdı. Şimdi Ramazan'dan bir gün önce ikindi namazında ya 3 ya 5 pare top atılırdı ki o Ramazan'ın ilanı sayılırdı. Yani biliniz ki yarın Ramazan'dır diye. Sonra ben izah edeyim.
Sarayın Camii'nden sonra Ömeriye Camii'ne gittim. Orada 1,5 sene müezzinlik yaptım. Caminin arkasında bir blok yapan işletme vardı. Her ezan okumaya çıktığımda 2 tane Rum genci bana kötü muamele yaparlardı, ıslık atarlardı, küfrederlerdi ezan okurken. Bir defasında minareden indikten sonra Allah rahmet eylesin Mutallip Ahmet Bey, o civarın ağası sayılırdı. Ben onun kapısını çalıp şikayette bulundum. 2 tane Rum genci bana küfreder, bazı çirkin davranışlarda bulunur. O da hemen polise telefon etti. Polis geldi. İş yerine gittik. Onların gömleklerinden çıkarttım. Kimlerdi diye gösterdim. Yanımızda bir de arkadaş vardı. Efendim işte falandırlar. Tam o esnada gençlerin ustaları girdi içeriye. Ne oldu dedi polisi görünce. İşte ezan okurken şunu yaptılar, bunu yaptılar diye. Bunlara birer tokat vurdu. Birer tokat vuran kişi mahkeme günü onlara avukat koydu. Şimdi o arkadaş bizim şahit olarak mahkemeye gidip ifade verecek. Neyse gittik mahkemeye. İşte dedik öğle namazında oldu. Şahidi dinler hakim. Tabii Rum hakim. Şahidi dinler. O iddia eder vaka ikinli oldu. Ben öğlen derim, o ikinli der. Neyse eğer dedi hakim suçlulara şahit doğru ifade vermiş olaydı sizi 6'şar ay hapse gönderirdim. Onun üzerine ben Müftü Efendi'ye rica ettim. Beni dedim bu mahkemeden sonra başka bir yere beca işledim. İplik pazarına, asma altındaki iplik pazarına gönderildim. Bir gün öğle ezanı okurken, o zaman köşede rahmetli Hasan Behçet Efendi'nin kulturacı dükkanı vardı. Birkaç tane de yanında çalışanlar duruyordu. Öğle ezanı okurken karşıma bir genç geldi, 20-25 yaşlarında. Çok affedersiniz, bana parmak vermeye başladı. Çok fena halde sinirlendim. Acele ezanı bitirip aşağıya indim ve takunayı aldım elime. Tam köşeyi döneceği vakit Rum omuzuna vurdum. Egumbare dedim dönmesinde. Tabii o zaman gençlik vardı. Aşk ile o takunayı suratına vurdum da sersemledi. Şeyden gelen, çıkan, dükkandan çıkan kalfalar ne oldu? Böyle böyle. Yahu dedim Rum tarafında parmak, Türk tarafında da parmak. Ayıp değil mi? Pazarında maaşım 10 liraydı. Evlendik, bir çocuğumuz oldu. Bir aylık bir ne kadardı? Tabii ev kiraydı. Geçinemez durumdaydı. Allah rahmet eylesin. RAF komutanı Recep Efendi, Oksiderli vardı o zaman. O beni çok severdi. Ben gittim kendisine rica ettim. Bu durum
lan nasıl geçineceğiz dedim 10 lirayla. İstemeye istemeye İplik Pazarı Camii'nden istifa ettim. Yarın gel dedi, ertesi gün gider gitmez. Orada 40-50 kişi vardı. Hemen bizi kaydettiler. Oksidali. Efendim gönüllü olarak Piskop'u kapına gittik. Polis oldunuz. Evet. 7,5 sene çalıştım. Orada maaş 22,5 liraydı. 10 lira nerede? 22 nerede? Tahtelkale vakası çıktığı gece ben görevdeydim. Ertesi gün sabah torbaya elbiselerini koydum, İngiliz'i gönderdim. İki kişiyi şehit etmişlerdi. Ondan sonra hemen şehitliğe sarıldım. 1964'te rahmetli Müftü Dana Efendi beni Selimiye Camii'ne baş müezzin olarak görevlendirdi. 2001 yılına kadar bu verilen talimat üzerine 2001'e kadar devam ettik. Ondan sonra ne acıdır ki bu kadar yaptığımız hizmetlere karşılık birer teşekkür mektubuyla işi kapattılar. 50 arkadaş, 50 görevli yaş haddinden dolayı bizi emekliye ayırdılar. O zaman ihtiyaç sandığımız yokmuş. Birer teşekkür mektubuyla işi kapattılar. Eğer sosyaldan 3 kuruş almamış olsam bugün cami kapılarında dilenmiş olurum. Olayları başlayınca Türkler orada iki tane şehit verdi. Siz görevi bıraktınız Oksidali olarak. Evet. Tabi ondan sonra acılar arka arkaya geldi. Yani o günleri biraz anladır mısınız bize? Yani nasıldı o günler? Yani ben halkımıza yapmış olduğum hizmetlerin hepsini helal ederim. Herkese hizmet ettim. Herkese öncülük yaptım. Yüzlerce şehit götürdüm. Bir hanım 80 yaşında Tuzlalı vasiyet etmiş. Tuzla'ya gömülsün diye vefat ettiğinde. Neyse gittik, defnettik Tuzla'da. Dönüşte o sabahki görevliler değişti. Başkası geldi. Dönüşte orada bir de papaz vardı. 3-4 tane polis sardı etrafımı. Bir şey soralım size dedi. Sor dedi. Sen misin dedi o minarede bağır hisseden. Bu benim gücüme gitti. Ben bunu milyon defadır anlatırım. Zannedersem gazetelerde de çıkmış. Çok ağrıma gitti. Çünkü bağır his, çok affedersiniz, ağırmak, anırmak gibi bilmem vesaire. Onu söyleyince Rum polis papaz sakalını sıvazladı. Ayıptır gibisinden. Ben dedim sizin papazlarınız kilisede bağırış mı eder okullar mı? Okullar biz neye bağırış edelim dedim. Diğer bir polis ben de bir şey soracağım dedi. Sor dedim. Ramazan'da oruç tutarsınız. Evet dedim. Türkiye'den atılır o bombarda dedi, bozarsınız. Sizin Yunanistan'da bombarda patlasa dedim, duyar mısınız? Hayır dedi. Biz neye duyalım dedim. Türkiye size yakın, onu kabul ederim dedim. Bindim arabaya geldim. Sizin papaz arkadaşınız oldu mu hiç? Oldu. Nasıl onunla dini konularda? Çünkü Allah birdir, yani onlar din yalnızca aracıdır. Nasıldı onunla sohbetiniz falan? Şimdi efendim, papaz belediye pazarının arkasına gider, bir dostunda oturur sohbet edermiş. Bizim camide de
yine rahmet okuyacağım. Temizlik yapan Mehmet Dayı isminde biri vardı rahmetli. O devamlı o tarafa gider, alışveriş eder. Bir şey götürür, bir şey getirir. Bir gün bana geldi, dedi, ikindinleri güzel, meraklı ezan okurdum. Papaz benimle tanışmak istemiş. Gel dedi, seni götüreyim. Dedim, hepsi kaldı, papazlarla bir dost olalım falan. Gel gel, gittik, tanıştık. Bir iki de o evine gittim. Burada yakında bir yerde kalıyordu, Balyalı Rusya'da. Bir akşam benim büyük oğlanla bisikletleri aldık, yakın olduğu için. Gittik orada sohbet ettik. Onun da arkadaşları vardı. Kalktık, kaçalım. Tabii evi kilisenin içindeydi. Geçerken benim oğlan dedi, baba neçin dedi, kandiller yanar kilisenin içinde, mumlar yanar. Papaz dedi, nedir sordu çocuğum, böyle böyle. Hemen açtı kiliseyi, o kendinin arkadaşlarıyla birlikte kiliseye girdik. Benim çocuğa dedim, işte bu falan puttur, bu falan puttur diye izah ettim. Papaza dedim, ben burada bir dua edebilir miyim? Hay hay dedim. Şimdi onlar amen der, biz amin deriz. Elimi açtım. Allahümme ya Rabbi ve ma ersennâke illâ rahmeten lil âlemin. Bütün alemleri yaratan Cenab-ı Allah'tır. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin dedim. Amen dedi onlar, amin dedi benim çocuk. Ente Mevlana fensurna alel kavmil müşrikin, zalimin, münafikin. Bunları bitirdikten sonra ya Rabbi bu milleti, şimdi bu duayı yaparken ramak kalmıştı yani harekata. O günlerdi. Ya Rabbi bu milleti kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle. Benim çocuk amin dedi, onlar amin der. Bunları şöyle yap, böyle yap. Neyse çıktık, bisikletlere bindik, eve gelelim. Benim oğlan gözünden yaş gelecek, o kadar bir gülme tuttu kendini. Durduk, ne güle oğlum dedi. Baba dedi, yüzlerine baka baka onlara beddua ettim dedi. Ulan dedim, sen benim tekerlemelerimden bile anlayamazsın dedim. Yok, elin durumu anlayacak. Ve çok sürmedi, tabii işte harekat başladı. Papazın köyü de şeydi, Trigo'ydu, yeni iskele. Orası bizim elimize geçti. Anlatamayacağım. Şimdi siz herhalde ezanı Türkçe'de okuduğunuz o dönemleri yetiştiniz. Bazı kişiler tabi, bazı görevliler Türkçe ezan okunmasını istemezdi. Arapça isterlerdi. Türkiye'de Türkçe ezan başladığı andan itibaren Kıbrıs'ta da başladı. Yani tabii sizin sesiniz de eminim gene güzeldi ama nasıldı yani? Anlaşılır mıydı yani o kaydı? Tabii şimdi aziz biraderim, eğer bir insanın sesi güzel, kulağı yoksa, kulağı var, sesi yoksa, her ikisi de varsa o zaman tamam. Oh. Ben makama çok aşinayım. Makam yani kulağım hassastır. Peki bu Türkçe ezanı okuyabilir miyim yoksa? Nerede? Şimdi. Şimdi. Ne bileyim. En azından siz uygun görürseniz tabii. Nasıldı? Şimdi biz bilmeyiz tabii bu Türkçe ezanı. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Bu tapacak kelimesini beğenmezdi buradaki halk. İnanacak belki.
19 Temmuz caminin köşesinde bir kahvehane var idi. Orada yaşlılar oturur ve Hasan Ali Rıza Efendi fabrikası vardı ya, o ayakta durmuş. Oradaki yaşlılara, ben arkasında duruyorum, beni görmedi. Oradaki yaşlılara dedi ki, ben BBC radyosunu dinledim. Türk donanması yola çıktı. İnşallah gelip bizi kurtaracaklar. Ben de arkasından ilave ettim. Hasan Efendi, Allah duysun sana. Ben de askeri ordumuzu tekbirle bu minareden karşılarım dedim. Ertesi gün sabah 20 Temmuz'da sabah namazını kıldıktan sonra eve vardım. O zaman Arabahmet'te oturuyorduk ve bazı sezintilerim oldu, şüphelerim oldu. Bizim hanıma dedim, çocuklara dikkat et dedim, ben tekrar camiye dönüyorum. Küçük bir teybim vardı. İçinde bir de kaset vardı ama ne olduğunu bilmezdim. Radyoyu aldım, minarenin içine koydum. Bekledim Denktaş Bey ilk anonsu yapar yapmaz şu anda Mehmetçik adaya ayak basmıştır. Yaşlılardan dileğim el açıp ordumuzun müzafferiyeti için dua etmesidir. Bu her 5 dakikada bir tekrarlanırdı. Bunu ben işitir işitmez hemen başladım tekbirlere. 6 tane hoparlör var minarenin üzerinde. Tekbirlere başladım. Çok heyecanlandım. Çok gözyaşı döktüm. Çünkü camide yalnızdım. Ellerimi açıp Allah'ım dedim. Ordumuzu müzaffer eyle. Allah'ım şöyle yap. Allah'ım böyle yap. Epey heyecanlandım. Bu heyecan üzerine bir gazeteci, tabii gözcüler vardı minarenin üzerinde. Bir gazeteci arkadaş inerken, hocam dedi, devamlı oku dedi, çünkü askerimize şef veriyorsun. Şu anda dedi, beş parmak dağları bembeyaz oldu paraşütten. Fakat o bana nasip olmadı. Çıkıp seyredemezdim. Onun üzerine aklıma teyp geldi. Bastırdım. İster şarkı olsun dedim, ne isterse olsun. Düğmeye bastığımda Mehter Marşı çıktı. Allah yoluna cenk edelim, şan alalım, şan. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan diye. Kamşinas değilim, ben şu değilim, bu değilim diyorum. Bunu yanlış anlamayın. Gelin size Ramazan elvedasını yazdım, verdim ben. Oturup meşk edelim. Ve size bir hatıra olarak kalsın. Ramazan'ın
20'sinden sonra halk bu elvedayı muhakkak ister. Kaç defa söyledimse yaram anladı bana. Şimdi toplu halde arkadaşlarla beraber okumak başka, yalnız başka. Diğer camiler de eskidir ama Saraköy'de de eski bir camidir. Diğerlerini çok bilmeyik ama yani hepsi eskidir. Fakat Selimiye Camii daha farklı bir şeydir. Katolik kilisesinin camiye dönüştürülmüş bir halidir. Peki siz içerideki ikonları da hatırlar mısınız? Hayır, onlar yok. Şimdi hep sıvanmış mıydı onlar? Onlar yok, sıvanmış. Şimdi kraliçe odası var, bilmem gördünüzse. Görmedik, hatta yani yarın bize o binayı da tanıdırsanız. Şimdi efendim, kraliçe odasının penceresinde bellidir işte haç olduğu. Onu kapatmadılar, o hala durur. Şimdi zindan, oda içinde zindan vardır, kraliçe odası dediğim. Yani Osmanlı zamanında bilmem hangi komutanı hapsetmişler onun içine. Meydana açılan bir pencere var yalnız. Demir bir kapısı vardı. O nereye gitti bilmeyiz. Merdiven vardı. Onu da kaldırdılar. Merdivenden çıkar görürdün yani o küçük bir odacık zindan. Yeni halıları koymazdan evvel birçok halı vardı. Siyah, beyaz, sarı, yeşil. Kapıyı girer girmez yarın gösteririm size. Fakat şimdiki halılar kalkmaz. Onlar kalkardı. Bir mezar var orada girişte. Defne dalı. Ve onun altında zannedersem bir makas işareti. Ama condan yapılmış yani defne dalıyla şey makas işareti. Nereden yapıldı? Con. Con dediğin çimen. Taş. Taştan yapılmış. Evet, taştan yapılmış. Uzun bir mezar. Ortasında bir de delik vardı. Gelene işte zamanında arkadaşlar gelen yabancılara kaldırırlardı o halları gösterirlerdi. Bir de aşağıda Aziye Kapısı'nın yanında mezarlar vardı. Onlar birkaç kuruş alsın diye o bakıcılar kaldırırlardı devamlı. Onları gösterirlerdi. Çok mezar var mı Selimiye'nin altında? Birkaç tane bahsettiğim o terzi. Evet. O terzinin de zamanın hükümdarının terzisiymiş. Defne dalı olan şey. Evet. Şimdi orada Ömeriye Camii'nde bir kılıç vardı. Ama doğru değildi kılıç. Biraz eğriydi. Eskiden hoca minbere çıkacağında o kılıcı ezanı okuyacak olan kişi verir eline, o kılıca dayana dayana çıkar, hutbeyi yani günün mevzunu izah eder halka. Selimiye'de büyük bir kılıç vardı, doğruydu o. Ben onu minarenin içine dolap koydurdum. Kilit altında tutardım. Neyse ben arkadaşa anahtarı verdim. Git aç al getir dedim. Minberin önüne koydu. Ezan okundu. Biz çıktık camiden. Onlar koyacaklar efendim dolaba.
Kılıç çalındı. Kılıcın özelliği, üzerinde padişahın mührü vardı. Güzel bir çuhayla diktirdim ben onu. Güzel bir şey. Bir de orada yıpranmış bir halı vardı. Allah rahmet eylesin, caminin hocası anlatırdı. Amerika'dan bir zengin gelmiş, o halıyı alsın, bütün Selimiye Camii'nin içini yeni halıyla döşetsin. Fakat vermedi, tarihiydi. Bir yılbaşı gecesi onu da götürmedi. Öyle bir halı ki dört kişi kaldıramazdı. Fakat parçalanmış, yıpranmış olduğu halde. O da gitti, onu da götürdü. Selimiye'nin üst kısmında, aşağı kısmında zannedersem, taşın üzerinde bir güneş saati var. Gördünüz mü onu? Yıprandığı halde hala daha belli. Ortasında bir demir vardı, çakılı. Güneş vurunca 1, 2, 3, 4 böyle dönermiş ve zamanında oraya çıkanlar irtifa alırlardı, ayar alırlardı saatler için. Bu İtalyan bir mimar varmış ve gelmiş burada araştırma yapmış. Evet. Şimdi ve ne yapardı yani? İşte burada ekibiyle beraber gelir her gün sabah. Efendim burada çalışırdı. Adı neydi? Moskos. Ne yaptıydı yani? Nasıl çalışırdı? İşte bazı yerlerini sıvadırdı. Bazı yerlerine ufak camlar koymuştu. Eğer kendisinin dediğine göre şey olacak olursa, deprem olacak olursa, o camların kırılışıyla ona işaret etti. Odasının üzerinde siren vardı. Büyük bir siren vardı. İngiliz-Alman harbinde. Ve burada çalmaya başlayınca bütün şehir uyanırdı. Yani geceleyin bilhassa. Daha ilerisinde bir kulübe vardı. Orada devamlı gözcüler vardı. Bir gözcü de minarede dürbinlerle düşman uçağı gelecek olursa oradaki arkadaş telefondan bildirirdi.